Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir alışveriş ve markalardan gelenler videosu hazırlamak istedim. Böyle yeni ürünler hakkında birazcık konuşalım. Hangi ürünleri ben satın aldım, hangi ürünler geldi, hangi ürünleri inceleyeceğiz ilerleyen videolarda. Bunları toplu halde ilk başta göstermek istedim. Hazırsanız şimdi videomuza başlayacağız ama başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz, aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıda gördüğünüz zil işaretine basarsanız her hafta sizlere çarşamba ve pazar günleri ben video yayınladıkça bildirim gelmiş olacak. Şimdi hemen videomuza başlayabiliriz. Öncelikle geçen alışveriş videosunda da söylediğim bazı ürünler vardı. Kargoda gelecekler dediklerim vardı. O arada yine indirime giren bazı markalar olmuştu. O indirimlerde de yine ben bazı ürünleri sizlerle birlikte inceleyelim, videolarda o ürünler hakkında fikir sahibi olalım diye indirim oldukça satın aldığım için bunları, o kalan ürünleri, geçen videoda, en son videoda sizlere göstermediğim ürünleri bu videoda göstereyim. Daha sonrasında da bazı böyle markalardan gelen gönderiler var. Onlar da içlerinde yeni ürünler olanlar da var. O yüzden onları da şöyle bir hani hangileriymiş gibi, paket açılımı gibi bakalım istedim birlikte. Bu sefer böyle karışık bir video olsun istedim. Şimdi hemen önce kendi alışverişimdeki ürünleri sizlere göstereyim. Herhangi bir sıralama yok. Video sponsorlu bir video değil. Dediğim gibi kendi satın aldığım ürünler ve PR gönderisi olarak gelen ürünler var. Herhangi bir şekilde gösterme zorunluluğu yok ama hoşunuza gider diye böyle bir içerik hazırlamak istedim. Şimdi önce dediğim gibi kendi alışverişimi göstereceğim. Revolution'ın bir fondöteni çıkmıştı. Bu fondöteni incelemek istiyordum. Hatta bugün de tenimdeki fondöten bu. Böyle bir tüyo da vermiş olayım size. Ben duruşunu çok beğendim. Serum yapıda olan bir fondöten. Biraz böyle nemli ve aynı zamanda hafif o glow etkisi de var. Üzerine ben biraz pudra geçtim. Çok fazla parlamasın diye şu anda. Revolution'ın Skin Silk adındaki bu Luminous Serum Fondöten olarak geçiyor. Ben F6 rengini aldım. F6'yı almamın sebebi de daha önceki böyle daha mat yapılı olan IRL Filter olan fondötende de F6'yı kullanmıştım. Deneme şansım yoktu fakat böyle hani görsellerine baktığımda, resimlerine baktığımda yine F6'nın uyabileceğini düşündüm. Açıkta olmadı, tam uydurdum. Boynumla aynı rengi tutturmuşum. O yüzden F6 bana uydu. Yapısı serum yapıda. Elimin üzerindeki rengi daha koyu görünse de yüzüme uyguladığımda kesinlikle farklı oluyor. Şöyle kullanmış olduğum ve açtığım için rengini size göstereceğim bir parça. Güzel bir dokusu varmış. Biraz parfüm içerikli yalnız. Böyle rahatsız etmeyen ama parfüm kokusunu aldığınız bir kokusu olduğunu söyleyebilirim. Parfüm hassasiyeti olanlar için bunu söylüyorum. Ben sadece bugün ilk kez kullandım. O yüzden hani bunun cildimde sivilce yapıp yapmadığı, gözenek tıkayıp tıkamadığı ile ilgili bir şey söyleyemem. Ancak duruşunu çok beğendim ve böyle alnım biraz parlamasın diye T bölgesi yağlı olduğu için hafif üzerine pudra geçtim dediğim gibi. Pudra geçmeden de günlükte ben bunu rahatlıkla kullanırım. Uygularken fırçayla uyguladım. İsteyen süngerle de uygulayabilir ama fırçayla uygulamaya çok müsait incecik bir yapısı olduğunu da söyleyebilirim. Sünger birazcık hani fazla ürünü emmesin diye belki fırçayla uygulayıp üzerinden pıt pıt süngerle bir takviye geçilebilir. Ben oldukça fazla beğendim bu yapısını. Epey zamandır da Revolution'dan çok böyle fazla bir fondöten beğenim olmamıştı. IRL Filter bile sonradan bana biraz daha kuru gelmeye başlamıştı cildimde. Karma yağlı olduğu halde. O yüzden bu serum yapıdaki fondöteni beğendiğimi söyleyebilirim. Aldıklarımdan bir tanesi buydu. Onun dışında bir fondöten alışverişim daha oldu. Hemen onu da göstereceğim. Fenty Beauty'nin son dönemde çıkan fondöteni. Rengi seçmek konusunda bayağı bir sorun yaşadım. İyi ki online'dan direkt böyle hani bu renk bana uyar diye satın almamışım dedim. Mağazaya gittim. Mağazadan birkaç tane denedim ve online'da tahminimce bana uyacağını düşündüğüm renkler mağazada baktığımda çok açık kaldı. Ben hangi rengi aldım? 175 aldım. Evet, 175 hani numara skalasında biraz daha böyle ortaya doğru giden bir numaraydı. Ama açıkçası tenimde çok güzel durdu. Tam istediğim renk olduğunu söyleyebilirim 175'in. Bunun tam adı Soft Lit Natural Luminous Longwear Foundation olarak geçiyor. Yalnız böyle hani glow etkili olmasını umarak almıştım. Fakat böyle glow etki son dönemdeki daha böyle parlak bitişli olan fondötenlere nazaran o kadar parlak gelmedi benim cildimde. Örneğin daha böyle çok bayağı bir parlak görünüm olan Shiseido'nun son dönemde çıkan Revital Essence'i bence en parlak görünümlü fondöten benim cildimde. Yani sürdüğümde böyle tamamen o glow etkiyi veren bir fondöten olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında yine parlak bitişli olan Makeup Forever'ın yine bu glow etkili olan fondöteni daha parlak bir bitişle ama o dediğim gibi Shiseido'dan biraz daha düşük. Bu ondan da aşağıda kalıyor parlak görünüm bakımından. Yine bunun altına ben nemlendirici bir baz ya da nemlendirici bir krem ya da güneş kremim zaten nemlendirici etkili olduğu için onlar olmadan tek başına uyguladığımda cildimde daha mat mat duracağını düşünüyorum. Çok mat olmasa bile tam benim istediğim gibi böyle bir nasıl diyeyim
Bayağı o glow etkiyi çok fazla vermiyor açıkçası. O yüzden biraz bunun altına nemlendirmek gerekebilir. Kuru ciltliyseniz bu böyle parlak glow etkili diye düşünerek hiçbir şey sürmeden uygulamayın. Bence altına mutlaka bolca bir nemlendirici, dediğim gibi nemlendirici etkili bir makyaj bazı üzerine bu uygulanla daha güzel duracaktır. Ama karma ciltliyseniz, karmadan yağlıya cilt tipiniz varsa daha çok sevebilirsiniz. O şekilde söyleyeyim. Kuru ciltler dediğim gibi mutlaka nemlendirme gerekebilir. Yani Luminous dedi diye üzerinde böyle çok parlak ve çok nemli bitişli olduğunu düşünmeyin. Yine biraz kuru tarafa giden bir yapıda olmuş. Ben açıkçası yine de duruşunu çok beğendim. Gün içerisindeki kalıcılığı da güzeldi. Bunun da uygulaması gelecek. Cildimdeki bütün gün kalıcılığı oldukça başarılı bir fondötendi. Böyle parçalanma yapmadı, herhangi bir şekilde soyulmadı ki böyle elimi hani çeneme koyduğum zamanlarda olduğu halde, çok fazla dokunduğum halde de gün içerisinde herhangi bir sıkıntı yaratmadı. Fenty Beauty'nin bu yeni çıkan fondöteni de aldıklarımdan bir tanesiydi. Bunu alırken o sırada böyle bir kampanya vardı zaten. Hani 3 ürün alınca indirimli olan ürünler vardı. O kampanyadan yararlanarak Sephora'nın bu denemeyi istediğim paletini aldım. Bu paletin aslında daha önceden sizlerle böyle yeşil renkli gibi olanı denemiştik. Bu palette benim epey bir zamandır gözüm vardı ve şöyle ki içerisinde bir tane far var bunun. Şuradaki ışıltılı far. Bu farın duruşunu çok merak ediyordum ki bugün de göz kapaklarımda hangi far var derseniz işte makyajımı buradaki paletle yaptım. Çok güzel bir ışıltısı var bu farın ve buradaki renklerin üzerine uyguladığınızda, her rengin üzerinde bunu geçtiğinizde, her bir renkle ayrı ayrı uyguladığınızda farklı bir tonda duruyor. Ama genel olarak yine şöyle bir ışıltısı olduğunu gösterebilirim. Yeşilli mavili ve altında da böyle hafif o böyle kızıl bir yansıması olan renk. Dolayısıyla bu hafifçe dediğim gibi o Blushing Lizard meşhur tekli far, size göstermişim, ona benzeyen bir far olduğunu söyleyebilirim. Ancak yoğunluğu onun kadar fazla değil. Yine de o etkiyi veriyor. Ve son dönemde yine geçen alışveriş videosunda da size gösterdiğim MUA'nın beşli paletindeki fara da biraz benziyor. Ancak bundaki ton biraz daha yeşile kaçıyor. Oradaki biraz daha maviye giderken buradaki biraz daha yeşile kaçan bir ton. Ben bunun da duruşunu çok beğendim. Şuradaki diğer renklerle de, hafif böyle kızıllı kiremitli renklerle de çok güzel duran bir far olmuş. Bu palette oldukça fazla beğendim. Strange Botanicals far paletlerinden elimdekinin adı da Strange Red Poppy olarak geçen paletti. Bu da dediğim gibi hani 3 ürün al kampanyasında aldıklarımdan bir tanesiydi. Bir de yine Sephora'nın bu likit farlarından aldım. Bu aldığımda 2 numaralı olan. Bunlar yeni çıkmış. Ben de bunları web sitesinde gördüm ve böyle hani mağazada yoktu. Mağazaya sipariş verip mağazadan gidip alma üzerine baktığımda o şekilde yoktu. Bir tek online eve geliyordu. Kargo ile geliyordu. O yüzden herhangi bir mağazada görme şansım da olmamıştı. 2 numaralı olanı görsellerden bakarak seçtim. Şöyle bir renk tonu var. Bunlar sabitleniyorlar bu arada. Şöyle bir ışıltısı yansıması var. Ve biraz yapıları, duruşları uygularken ki şu görünümü bana biraz Aryan Beauty'nin bu likit farlarını çağrıştırdı açıkçası. Bu renge benzer bir far da var hatta. Onunla da belki karşılaştırmasını yaparız uygulamasını yaptığımızda. Ancak tabii ki Sephora'nın kendi koleksiyonuna özel ürünler oldukça uygun fiyatlı ve böyle 3 al kampanyalarında da çok çok makule düşüyorlar. O yüzden belki değerlendirilebilir. Farklı renkleri de var. Bunun uygulamasını yaparız. Ona göre karar verirsiniz. Siz de rengini de göz kapağında görmüş olursunuz duruşunu. Ona göre dediğim gibi farklı renkler belki tercih edilebilir. Bir de benim daha önceden böyle kupon kalmıştı. O kuponun da hediyesini almamıştım. Size Up maskara geldi hediyesi. Sanırım hep Size Up maskara veriyorlar. Başka bir seçenek yok. Çünkü kupon kodunu böyle aşağıya tanımladığımda direkt Size Up maskara otomatik olarak tanımlanmış oldu. Başka bir seçenek şansım yokmuş. O yüzden bu da yanında hediyesi geldi. Zaten bunun küçük boyları vardı kullandığım. Büyük boyu da elimdekiler bittikten sonra açarım. Şu an açmayayım ki içerisine hava girmesin diye sizlere de göstermiyorum. Açarak kapalı kaldı. Birçok kullandığım maskara olduğu için bu da yanında dediğim gibi biriken puanlarımla hediye olarak gelen üründü. Evet, bunlar da böyle bir alışverişti. Onun dışında Deborah'nın çok güzel rujları çıkmıştı. Bunları da açıkçası indirime girmesini bekliyordum. Watson's'ta indirimde görünce 3 tanesini sizle birlikte deneyelim diye aldım. Bu Deborah'nın rujları, likit rujlar, Super Vinyl olarak geçiyor. Ve bu Maybelline'in Vinyl Ink olan rujları gibi çalkalıyorsunuz. Şıkır şıkır içinde bilyesi var. Çalkalıyorsunuz, sürüyorsunuz. Ve dudağınızdaki duruşu böyle parlak rujmuş gibi duruyor. Ancak hiçbir şekilde transfer olmuyor. Kuruyor, donuyor, kalıyor o şekilde. Hiçbir şekilde de gün içerisinde
bozulma yapmıyor diye söyleniyor. Şimdi ben bunların renklerini denedim ama no transfer, evet transfer olmama özelliğini de gördüm. Fakat gün içerisinde uzun saatlerdeki duruşunu deneyimleyeceğim. Bu arada renkleri bunların daha açık olacağını düşünmüştüm. Tester ürünler vardı. Tabii ki testerların içerisindeki ürünler bayağı bir azaldığı için sürdüğümdeki dokusu farklılaşmıştı. Yani böyle daha saydam gibiydi. Ve ben açık renk olduklarını düşünerek aldım. Oradaki testerlara bakarak ve testere baktığım halde aldandım. Bunlar bayağı bir koyu renk çıktı. Şimdi size onların da rengini göstereceğim. Şu elimdekilerden bir numara olan daha böyle bir gül kurusu gibi duruyor dışarıdan ambalajı. Fakat dudağınıza sürdüğünüzde eğer böyle opak bir görünüm seviyorsanız bunlar o şekilde. Yani renkleri bayağı yoğun görünüyor. Bunları sürerken şöyle güzel bir rengi var aslında. Bunları sürerken şöyle yapmanız gerekiyor. Kesinlikle böyle dudağımıza ruju sürünce yaparız ya, birbirine dudağınızı sürtmeyin. Sürün, olduğu gibi zaten çok kısa bir sürede donuyor bunlar. Hemen sürdüğünüz yerde donuyor. Eğer olur da dudaklarınızı gibi kapatıp açarsanız o zaman parçalanma ve böyle birbirine yapışıp altta üstte ayrışmalar olabiliyor. O yüzden sürdüğünüz yerde direkt sabit olarak kalması lazım ve kuruması lazım. Bu bir numaranın rengi. Daha mau bir tonda. İki numaranın rengi ise birazcık daha bej tonlu. Daha böyle kahve bej tonlu. Şöyle göstereyim onu da. Hafif onun içerisinde de böyle bir şeftali kızıllığı varmış gibi ama dudak da bende daha kahve gibi durdu açıkçası sürdüğümde. Bir de renkli de olsun dedim. Kırmızı zaten afişte de görünen renkti ve çok dikkat çekiciydi. 4 numara olan kırmızıyı da aldım. Kırmızı rengi merak edenler için. Kırmızının tonu güzelmiş bu arada. Bayağı böyle belirgin bir kırmızı renkte. Şöyle. Bu da 4 numarası. Bunlar şimdi elimde, birazdan zaten donacaklar hemen. Dediğim gibi bunlar Watson's indirime girdiğinde 3 tane ürün olarak aldıklarımda. Hatta bunları yani şu fondötenle birlikte aynı kargoda almıştım. Bir de eShop'tan bir alışveriş yaptım. Bunları da sizlerle uygulayalım, paylaşalım. Reels olarak ekleyeyim, nasıl olduklarını merak ettiğim için de ben de bir deneyeyim diye aldım. Bunlar da Teknik markasına ait olan lip oil'ler. Çok uygun fiyatlar. İndirimde de oldukça uyguna geliyorlar. Bunların videosunu hazırladım. Çok güzelmiş bu arada. Gerçekten şimdi hani ön bilgisini de vermiş olayım. 3 tane rengini aldım. Bir tane böyle ışıltılı vardı. Bir tane çok açık bir rengi vardı. Sanırım 5 rengi vardı. O ışıltılıyı kullanamam dedim. Çok açık olan da, yani çok açık olduğu için artık çok fazla elimde dudak ürünü olduğu için ona gerekli görmedim. Birazcık daha nude pembe tonlu her zaman kullanılır. Kırmızı hep merak edilir. Bu tonlar da bu sene çok moda. Hadi bunu da denememi isteyenler olur diye bu 3 rengini alayım dedim açıkçası. Bu 3 renginin denemesini çektim. Tek başına ve bunlara uygun dudak kalemleriyle de nasıl uygulandığını hazırladım ve ben bunları çok beğendim. Gerçekten renkleri de güzel, duruşları da çok güzel. Bunu özellikle günlükte çok iyi kullanırım. Lip oil demesine bakmayın, renklerini bayağı belli ediyorlar. Kırmızı olan da çok güzel rengini belli ediyor. Altına bir dudak kalemi geçerek daha kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda sheer tint olarak geçiyor ama tint gibi altında böyle iz falan bırakmadılar. Hemen silinebiliyorlar yani. Islak mendille böyle sildiğimde altında iz kalmadığını gördüm. Dudakta kalıcılıkları normal bir gloss ne kadar kalıcıysa o kadar. Kullanımınıza bağlı. Böyle bir şeyler yiyip içerken biraz daha itinalı davranıyorsanız eğer daha kalıcı olabilir ama böyle peçeteyle sildiğinizde de hafifçe yok olabiliyorlar. Tazelemek gerekir. Yalnız uygun fiyatlı ve duruşları oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum. Bunların videosu gelecek. O yüzden sürpriz olsun istedim. Hem Instagram'a ekleyeceğim hem de Shorts olarak da YouTube'da sizlere kısa video olarak göstereceğim. Dediğim gibi dudak kalemiyle uygulamalarında. Fenty'den bir tane ürün aldım. Bunu sizlere sanırım göstermedim ama bunun uygulamasını ben Reels olarak ekledim. Bu Fenty Skin'in bir ürünü. Bu nasıl bir ürün derseniz. Şöyle ki ucunda böyle bir aplikatör var. Sıktığınızda jel geliyor buraya. Bu akne kurutucu bir ürün. Yani akneler üzerine hem akneyi kurutmak için etkili olan bir ürün hem de aslına bakarsanız makyajdan önce eğer bir sivilceniz varsa sivilcenin üzerine bunu sürüp temiz cildinize uyguluyorsunuz bunu. Temizlenmiş cildinize bunu sürüyorsunuz kuru cilde. Orada böyle bir tabaka oluşturuyor. Jel bir tabaka. Yani çok kalın değil ama böyle onun üzerine olabildiğince eşit bir şekilde sürüyorsunuz ve orayı kaplıyor. Bir süre bekliyorsunuz. O jel kuruduktan sonra üzerine güneş kreminizi, ardından da makyajınızı yapabilirsiniz. Bu şekilde uygulamada sivilcenin hani o böyle daha renk farkıyla fondöten uygulasak bile çok göze gelmesini
engelleyen bir jel olmuş. Bu anlamda beğendim. Özellikle o sivilcenin ilk başlarda böyle sürekli ne yaparsak yapalım bir türlü rengini kamufle edemediğimiz, üzerine fondöten kapatıcı uyguladıkça renk değiştiren, habire bir türlü rengi tutturamadığımız durumda altta böyle bir tabaka oluşturup onun üzerine fondöten ve kapatıcılarla uygulama yaparken daha kolaylık gösterdiğini gözlemledim. Aynı zamanda içerisinde salisilik asit de olması bir yandan da orada alttan alta sivilcenin onarılması yönünde destekleyici bir ürün olduğu için de beğendim. Böyle çok sivilce çıkaran biri değilim artık eskiye nazaran. Çift aşamalı temizlikler ve güneş kremleri vesaire böyle cilt bakımına özen gösterdiğimden beri. Ancak yine de yani karma yağlı cildimde çene bölgesinde, yanak kısmında zaman zaman sivilce çıkıyor alın bölgesinde ve böyle hani kamufle edebilmek için de böyle bir ürüne ihtiyacım olduğunu düşünmüştüm. Bunu da incelemek için ve aynı zamanda da günlük makyajlarımda kullanmak için, bakım ürünü olarak da kullanmak için aldım. Bundan ben memnun kaldım ve hatta o böyle sivilcenin hem çabuk toparlanmasına destek olduğunu gözlemledim, hem de dediği gibi işlevini de yerine getirerek fondötenin altında daha iyi bir örtücü görevi görmesini de sağlamış oldu. Fenty Skin'in tam adı Blemish Defeater olarak geçen BHA Spot Targeting Gel olarak geçiyor. Aşağıya videonun altındaki açıklama kutusunda videoda bahsettiğim ürünler olarak tek tek hepsini burada anlattığım sıraya göre yazacağım zaten. Oradan da bakabilirsiniz. Bir tane de yine size söylemiştim. Kargoda bir ürün demiştim sanırım. Demediysem de şimdi söylüyorum. Bu da Limoin'dan yaptığım bir alışverişten geldi. Böyle flash indirimler yapıyorlar zaman zaman. Ben hem sizler için flash indirimleri takip ediyorum, hem de kendim için de o flash indirimler çok işlevsel olabiliyor açıkçası. Bu Madagaskar Centella Skin 1004 markasına ait olan bir serum. Madagaskar Centella serisindeki bir serum. Yalnız bu içerisinde yok yok bir peptit serumu. Çok güzel bir serum. İçeriklerine bayıldım ve hemen böyle flash indirimdeyken de almak istedim. Çok uygun fiyata düştü. Yani yarı yarıya falan indirime girmişti bu. Bu içerisinde dediğim gibi çok güzel peptitler olan anti-aging yetkili çok güzel bir serum. Bunun içerisinde aynı zamanda hyaluronik asit, aynı zamanda Centella asiatica bitkisi özü de var ve böyle 100 mililitrelik kocaman bir boyda, normal serum şişeleri boyunda da olmadığı için bayılarak bunu aldım. İçeriklerine bayılarak. Denemelerim sonucunda da cildimde nasıl olduğunu da sizlere yine bilgisini vereceğim ama yani içerikleri benim gerçekten çok hoşuma gitti ve uygun bir fiyata aldığım için de yani böyle bir indirimden uygun fiyata aldığım için de bayağı karlı bir alışveriş yapmış gibi oldum. Güzel içerikleri, güzel bir formülasyonu iyi bir fiyata almış oldum diye mutlu oldum açıkçası. Şimdi benim aldıklarım bunlardı. Bir de PR gelenler var. Onları size göstereyim. Bunların aslında videosunu göstermiştim ve ben böyle videolarda eğer ki ürünler PR ürünüyse açıklama kısmına yazıyorum. Bu ürünleri bizlere sizlerle de paylaşalım ve ürünleri gösterelim diye markalar gönderiyorlar. Ben tabii ki paylaşımlarımda kendi satın almadığım ürünlerse mutlaka açıklama kısmına altına ürünler PR gönderisi olarak hediye olarak gelmiştir diye belirtiyorum. Burada da yine söylüyorum ve dediğim gibi Instagram paylaşımlarında da söylüyorum. Hatta bununla ilgili bazen yorumlar da geliyor. Tüm ürünleri kendim satın aldım diye yazıyorsunuz diye ama kendi satın aldıklarımı yazıyorum. Diğerlerinin altında açıklama olarak bu şekilde belirtiyorum. Bu glotionlar bana hediye olarak gelmişti. Bunların denemesini yine çekmiştim. Bunlara bayıldım ben. Ciddi anlamda düşünebilecek, yazın kullanabilecek çok güzel ürünler olmuş. Açık tenler, pembe gibi olan buna bakabilir. Orta tenler buna bakabilirler. Bunu ben daha çok beğendim kendi tenimde. Yani uyguladığımda tek başına da harika duran bir ürün. Ve böyle bronzer gibi de bu ara bunu kullanıyorum çok fazla. Bu da 3 numarası, 9-3 numarası olan medium glow olan rengi. Bronzer'ın üzerine veya bronzer'ın altına da yine böyle birazcık daha aydınlık bir bitiş için de kullanılabilir. Veya böyle buğday tenler, biraz daha orta tondaki tenlerde bunu tek başına yine cildine de makyaj altında da kullanabilir. Bunlar sabitlenme özelliği gösteren ürünler. Sürdüğünüzde de böyle cildinizde hem aydınlık ışıltılı bir bitiş veriyorlar ten ürünlerinin altında. Hem de isterseniz highlighter gibi de kullanabiliyorsunuz. Ve sabitlenme özelliği dolayısıyla da oldukça beğendiğim ürünler oldu. Onun dışında Skin 401 markasından böyle bir PR gönderisi gelmişti. Bunlar da güneş kremleri. Bu 3 ürünü de deneyeceğim ve sizlerden de çok fazla yorum geliyor. Bu ürünleri dener misiniz? Lütfen bilgisini verir misiniz diye. Bunların da tek tek uygulamalarını Reels olarak da paylaşacağım. 3 tane farklı güneş kremi var. Bunlardan bir tanesi nemlendirici, bir tanesi pembe tonlu, tone up olan. Bir de yine içerisinde mineral filtreler bulunan yeşil renkli olanı var. Bu kimyasal filtreli, bu mineral filtreli. Bir de tone up'ı var. Bunları da yine denemesini çekeriz. Denemesinde de yine İçerikleri hakkında da sizlere de bilgi vermiş olurum. Bunlar da marka gönderisi olan ürünlerdi. Bir de L'Oreal Kozmetik'ten
bir paket gelmişti. Bunda da yine Madagaskar Centella serisinin, bu Skin 1004 markasının 3 tane ürünü var. Bunlardan açıkçası bir tane stick güneş kremi var. Bunu çok merak ediyorum. Yeni ürünlerden bir tanesi. Hyalucica Silky Fit Sunstick olarak geçiyor. Son dönemde böyle sunstickler oldukça popüler oldu ve yazın daha çok kullanılıyor. Makyaj üzerine de yenilemek için tercih edilebiliyor özellikle. Bunu inceleriz sizlerle. Bir tane de yine Sleeping Pack olarak nemlendirici bir uyku maskesi gibi kullanılabilecek bir nemlendiricisi var. Bir de benim çok sevdiğim Tone Brightening olan, içerisinde hem niasinamid hem de aynı zamanda tranexamik asit bulunan, benim zaten alıp kullandığım ve bayıldığım bir üründü. Bundan da göndermişler bana. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda bir de Holika'nın çok sevdiğim bu güneş kreminden de gelmiş. Yine daha önceden alıp kullandım, sizlere de söylediğim bir üründü. Yedeğime de girmiş oldu bu şekilde. Bir tane de Pure Project markasından yeni bir güneş kremi çıkarmışlar. Bunu göndermişler denemem için. Bunu da yine deneyip sizlere bilgisini vereceğim. Bu da yine böyle beyazlık bırakmayan bir güneş kremiymiş. Pure Project markasını ben daha önce şampuanla alıp kullanmıştım. Şampuanı da oldukça beğenmiştim. Bitkisel içerikli güzel bir şampuandı. Bu da içerisinde yine 50+ SPF'i bulunan, beyazlık bırakmayan sunscreen olarak üzerine belirtilmiş bir güneş kremi. Bunu da deneriz. Birlikte yorumlamış oluruz. Bir tane de Alixavien'den böyle bir paket geldi. Bu makyaj çantası içerisinde bazı ürünler var. Bunları şimdi size şöyle bir göstereyim. Sanırım bu yeni serisi olabilir. Bayağı bir ürün var. Bunları birlikte deneriz. Bir tane oje çıktı böyle içerisinden. Parlak bir seri olduğunu düşünüyorum. Bir tane Addictive Glow Liquid Highlighter. Şöyle bir highlighter ürünü var. Ambalajı çok değişik görünüyor. Bayağı güzel. Pompalı böyle bir ambalajı var. Ve rengi de böyle hafif şeftali tonlu gibi görünüyor. Vücut aydınlatıcısı olarak bile kullanabilirim ben, bayağı büyük bir boyda olduğu için. Bir tane Baked Blush diyor. Touch of Color and Radiance olarak yazıyor üzerinde. Şöyle 102 numaralı Dirty Rose rengiymiş. Böyle bir baked allığı var. Bir maskarası var. Lash Performer maskara olarak geçen bir maskara. Şöyle onu da size göstereyim. Bu şekilde. Bunu denemesini yaparız. O yüzden açayım. Maskaranın fırçasını da göstermiş olayım. Böyle kıl fırçalı, kalın bir çam ağacı şeklinde olan bir fırçası var. Bir tane de içerisinden yine lip gloss çıktı. Lip gloss sevenler belki ilgilenebilir diye. Bunun da rengini şöyle göstereceğim. Bunların denemesini yaparız. Tony Rose adındaki renkmiş. 3 numaralı olan bu elimdeki. Aynı zamanda içerisinden bir tane de Mono Eyeshadow, tekli bir eyeshadow far çıktı. Elimdekinin rengi Spring Blossom olarak geçen 104 numarası. Şöyle bir minik aplikatörü var. Şöyle bir rengi var. Pembe tonlu gibi görünüyor. Işıltılı bir fara benziyor rengi. Bunların hepsinin denemesini bir video içerisinde, uygulamasını yaparız. Sizlerle de paylaşmış olurum. Ürünleri ben de merak ediyorum. Daha önceden Alixavien'in ürünlerini denemedim. İlk kez kullanmış olacağım ben de. Çok teşekkür ederim bu ürünleri bu şekilde hediye olarak gönderdikleri için. Bir tane çok şirin bir ambalaj geldi. Bunu da göstermek istiyorum. Şöyle tatlı bir ambalaj. Çok tatlı. Böyle sanki hani bu Crocsterliklere benziyor. Ve üzerinde de böyle pinleri de var. Şu şekilde açılıyor. Böyle kapağını açınca içerisinden Flormer'ın Watsons'la işbirliği içerisinde Mood Booster serisinden gelen iki tane ürün çıktı içerisinden. Mood'unu yükselt diye. Bu zaten benim çok beğendiğim ürünlerden iki tanesi geldi. Şöyle göstereceğim size. Bir tanesi aydınlatıcı. Ben bunun daha koyu rengini kullanmıştım. Bu 01 numaralı olan aydınlatıcısı. Bir de Mood Booster allıklarından, yine bende 3 numarası vardı. Bu da 1 numaralı olan. Aynı denk gelmemesi iyi oldu. Bunları da yine bir video içerisinde deneriz. Ama ambalaj oldukça şirin. Böyle bir kalemlik gibi de veya fırça ambalajı olarak da kullanılabilecek tatlı bir paketleme yapmışlar. Bu açıkçası çok çok hoşuma gitti. Başka bir de şöyle bir paket açılımı yapacağız sizle. Herbaderm'den gelen bir kutu vardı. Herbaderm merhaba, senin için özenle hazırladım diye üzerine yazmış. Şimdi kutuyu birlikte açarak size de içindekileri de göstermek istiyorum. İçerisinden bir kartpostal çıktı. Şöyle göstereceğim. İki soluk arası dayanışma sergisi olmuş. 24 Şubat 24 Mart tarihleri arasında, 2017 tarihinde olmuş. Burada da yazan, Mor Çatı Derneği'nin düzenlediği iki soluk arası dayanışma sergisine katılan değerli sanatçıların eserlerinden oluşan kartpostallarla "Sen de şiddetle mücadelemize destek, şiddet gören kadınlarımıza bir soluk oldun. Sevgiler Herbaderm" diye göndermiş. Yasemin Özcan'ın böyle bir eseriymiş. Lavabo adındaki fotoğrafı 2007'ye ait olan eseri. 2017, 24 Şubat ve 24 Mart'ta sergilenen eserlerden bir tanesinin kartpostalını göndermişler. Çok teşekkür ederim. İçerisinden de şöyle
Hediyeler çıktı. Bunları göstereceğim şimdi size. Süper Serum Kolajen C içerikli olan. Bunu hiç kullanmamıştım. Yeni ürün serisinden. Bunu yine deneriz. Denedikten sonra, bir süre kullandıktan sonra sizlere yine bilgisini veririm. Daha önceden denediğim, kullandığım, bitirdiğim Hello Clean serisinden mor renkli olanı kullanmamıştım. Pembe ve yeşili kullandım bu seriden. Mor renkli olanı kullanmamıştım. Bu Hyaluronic 3D yoğun nemlendirici özellikli olanmış. İçerisinde yoğun nemlendirici var. Temizleyici, yağ bazlı temizleyici, balm. Bunları çok seviyorum. Çok, özellikle markanın bu ürün serisi gerçekten çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Bir tane Super Plump adında böyle bir nemlendirici var. Hidroze kolajen %3 içeriyormuş. Aynı zamanda içerisinde Hyaluronic 3D %1,5 oranında varmış. Nemlendirici bir krem. Kolajen ve hyaluronik asit içerikli olan. Bunu denerim. Dediğim gibi bunu da hiç kullanmadım. Yeni seride çıkan ürünlerinden Super Tonic var. Bu toniklerini hiç denemedim. İçerisinde kolajen, aminosiler, hyaluronik asit bulunan bir toniğiymiş. Bunu da denedikten sonra sizlerle paylaşırım. Daha önceden kullandığım Skin Perfector adındaki ten ürünü var. Bu hem bir baz, hem aynı zamanda fondöten, hem bir kapatıcı gibi kullanılabilen ürünü. Bu ürünler için Herbader markasına teşekkür ediyorum. Böylece marka gönderisi hediyelerini de sizlere küçük küçük göstermiş oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Dediğim gibi bazıları alışveriş, bazıları da markalardan gelen ürünler ve bundan sonraki ilerleyen videolarda, Reels'larda, Shorts'larda ve uzun YouTube videolarında da yine sizlerle birlikte bu ürünlerin incelemelerini, kullandıktan sonraki deneyimlerimi, makyaj ürünlerinin uygulamalarını burada videolar içerisinde tek tek hepsini göstereceğiz. Kanalıma yeni geldiyseniz, aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretlerini basmayı unutmayın. Her hafta bu kanalda çarşamba ve pazar günleri düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşça kalın diyorum.